Ama tövbe büyük günahları bile affettiriyor sonunda. Tövbe tabii. Tövbenin affettiremeyeceği bir şey yok. Ya 90 senelik kaşerlenmiş gavur olsa diyoruz. Bir kelime-i şehadetle adam tertemiz oluyor da. Bu 40 senelik Müslüman zaten, 80 senelik. Niye bu laf olmayacak? Ya gavura özel muamele mi var? Müslümana niye affetmiyoruz yani? Allah Allah. Ya şimdi adam gavur Müslüman oluyor. Anadan doğmuş gibi oluyor. Hadis var. Tevbede de var bu. İyiliği var. Geçen gün siz dediniz ki ben bir yüzme sünneti yapayım bari. Başka da bir hayrım yok. Ben dedim ki belki de ne hayırlarınız var dedim. Şimdi Allah Allah ne bileyim ben. Belki bir... Yüzme sünneti. Yok ya. Sen yani... dinledin mi o gün ya? Dinledim tabii ya. Konu oldu. Yani herkes onu tartışıyor şimdi. Ama yüzme tartışacak sünneti. Bir şey yok ki. Süleyman Ateş demiş ki işte efendim israftır su, suyu israfıdır, zayiatır. Ne öyle bir şey var ya? Çamışlar bu kadar suya giriyor da çamışlara israf olmuyor. Bana mı israf olacak? Allah Allah. Nereden bunları çıkarıyorlar ya? Ya bunlar da ben ilahi... işte ben diyorum motoru fazla zorlamayın. Duman attırırsınız, yakarsınız. Beyni çalışır etmeyin. Bunu inanacaksın, kapatacaksın bu konuyu. Yani şimdi bunu illa bu nasıl sonsuzluk oluyor? Bunu akıl almıyor. İdraki mali. İdraki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez diyor. Yani diyorum sen patates çuvalını götürsün kurumcu terazisinin üzerine koyduğun zaman da tezgaha da indirirsin aşağı. Lüzum yok bunları tartışma. İnanıyorsun, inanmıyorsan da inanma. Allah diyor femen şafeliyor. Mümemen şafeliyor. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Burada sana özgürlük vermiş. Ama ahirete gittin mi isteyen cennete, isteyen cennete demiyor tabii. Orada inanan cennete diyor. Şimdi burada bir özgürlük var. Ben diyorum ya niye öyle diyorsun diyorlar. İnanmama özgürlüğü var niye diyorsun. Ya günah yapma özgürlüğü de var diyorum. Ya niye öyle diyorsun diyor. Ya Allah vermiş diyorum ya. Femen şafeliyor mümemen şafeliyor. İsteyen. Ama diyor küfredersen sonunda da cehennem var. Orada da diyor sana isteyen böyle buraya gitsin demeyeceğim. Mecbur istikamet. Cehenneme zümera diyor. Şimdi biz bunu anlatıyoruz. Murat kırılıyor gülmekten bu arada. Ben de gülebilir tabii. Şimdi üstüm çok güzel. Cennete günde 24 bin nefes alıyoruz. İçeri giren dışarı çıkan bir sayarsan. Ayrı sayarsan 48 bine gidiyor. Normal nefes alan astım mastımsa başka. Şimdi bu kadar bir nefesin alırken kimse yorulmuyor. Uyurken bile canım çıktı nefes almaktan diyen yok yani. Ha şimdi fakat zikirde öyle değil. 300 Allah de diyorsun adamın uykusu gelmeye başlıyor. Hiç uykusu gelmeyenlere tavsiye ediyorum. Ya bir cüz Kur'an okusun ya 1000 Allah desin kesin uyur. Şeytan hemen geliyor uyutuyor. Adamca uyuyamıyorum 20 senedir. Kardeşim filmler seni uyutur mu o filmden o filme şeytan seni dolaştırıyor. Sen bir zikir yapmaya bak bakalım nasıl uyuyorsun. Çünkü şeytan bir bakıyor zarar fazla diyor uyanık durmasında. Bu sefer uyutuyor. İslam'da ibadet 1'e 10, günah 1'e 1. Bunu Miraç gecesinde aldı. 1'e 10 sevapta, günah da 1'e 1. Fakat diyor, o 1'e 1'de de diyor, tevbe ederse silerim. Silmekle kalmam, tevbesinde sebat ederse sevaba çeviririm. Yübeddilullah seyyatim hasenat. Günahlarını da sevaba çeviririm diyor. Şimdi onun için hadiste diyor ki, veylül limen galebet ahadu ala aşari. Birileri onlarına galip gelenlerin vay haline diyor. Yani bir bir yazılan günah, bire on yazılan sevap. Niye birler onları geçti? Bir denge bile kurmaya kalksan... Bayağı bir uğraşmak lazım. Bayağı bir uğraşmak lazım cehenneme girmek için yani. Ben diyorum zaten cehennem çok pahalı. Cennet bedava gelen yok diyorum yani. Cehennem içkisi para, kumarı para, zinası para, şusu para, buzu para, namaz kaç para? Yani cehenneme girmek özel çaba ister. Cennete normal girer zaten insan. Rahat yaşasa yani. Bunda bir sorun yok. Hepsi pahalı işler, cehennem işleri. Nerede var günah bedava? Adam damacanaya tecavüz etti. O tabii yani, şişme şeyler varmış işte. Şişme şey var, su damacanası hocam, su damacanası. Su damacanası. Şimdi zaten İslam'da bakıştaki haramlığın ölçüsü şehvetle bakış haram. Kimin aklına gelir hocam şeye bakacağı? Ateş, işte zaten işte o zaman damacanaya da bakmak haram oluyor. Üstadımız öyle derdi. Duvara bakıp da kötü bir şeye bakacaksan gözünü kapa derdi. Yani kötü nazarla bakacaksan duvara da baksan aynı kadına da baksan. Yani nazar şehvetten kayıtlanmış. Duvara da baksana. Diyorlar ki Enam suresini yastığın altına koyan uyumadan önce rüyasında sevdiğini görürmüş. Doğru mu böyle? Kimi? Sevdiğini? Görürmüş rüyasında. Şimdi o hususta bir rivayet görmedim. Yalnız o çok şeyler var ben biliyorum. Mesela ya alemin men halak ve latiful habir. 9 kere okusun ya latif ya habir çeksin. Uyusun ne isterse onu görür. Allah Allah. Evet efendim. Ben görüyorum mesela. Siz ne görmek istiyorsunuz? Ne görmek istiyorum? Başıma bir iş gelecek. Şimdi teke teke çıkayım mı diye bakıyorum. İşte iyi çıkıyor. Suya giriyorum. Irmağa falan geliyorum yani. Şimdi, Allah Allah. Yani sorup geldiniz yani. Sorup geliyorum canım. Allah Allah. Şimdi ben peygamber olmadığımıza göre rüya cüz ümmine nübüve. Yani rüya nübüvetten bir cüzdür. Herkese bu rüyada ilham gelir.
Yani her insanda oluyor bu. Ama bazı kötü istihare, rüyalar da var ama. İstihare o dedi. İstihare dedi o. İstihare o tabii. Onun başı da var, öncesi de. Nasıl o? Namazı var, işte duası var ama yani çeşitleri de var. Yatacak değil. Tabii. Çeşitleri de var. Bazısı da var mübarek sabah olur zaten, uykuya vakit kalmaz. O kadar okuduktan sonra ne göreceksin yani zaten. Onları hiç yapamıyorum yani. Ahmet Bey var ya, bir şey söyleyeceğim. Siz buraya gelmezden evvel benim hayalimde böyle çok kötü bir adam var. Yani şöyle kötü. Allah Allah. Böyle sert ve her şey ciddi. Hiç beceremem öyle bir şey ya. Ben nasıl? Peki benim bu internette gezen bu kadar esprimden anlayamıyor musunuz? Ya bu adam, yani. Bu adam böyle yani olsa bu espri yapamaz. Bunlar kesilmiş parça. Şimdi ben sizi tanıyınca yani siz son derece bizim gibi adamsınız. Gülüyorsunuz, şakalar yapıyorsunuz, gırgır yapıyorsunuz. Tabii sizin gibi olacağım. Nasıl başka bir şey? O yüzden başka türlü zannediyor. Yok çok canım. Daha tanısanız daha anlarsınız. Daha pek bir şey anlamış değiliz. Hep ekranda buluştuk yani.